Tamamen benim bizzat kendim bu işin takipçisi olacağımı, gümrükte onlara eşlik edeceğimizi söyledik. Bundan sonraki en büyük sorumluluk hepimize düşüyor. Hepimizin İranlılara sahip çıkmamız gerekiyor. Başta benim sahip çıkmam gerekiyor. Çünkü en büyük sorumluluk bana aittir. İranlı turizm acenteleri bizim ülkeye giriş yaptığından itibaren biz belediye olarak araç başı 100 lira alıyoruz. Ben de yüksek boya katkı sunmak amacıyla kazansın diye her türlü desteği vermeye hazırız. İranlı turizm acentelerini 27, 28, 29 Nisan'da inşallah Vedat Başkanım'ın dediği gibi burada en iyi şekilde biz ağırlayacağız, onları misafir edeceğiz. Misafirperverliğimizi onlara göstereceğiz. Onları da inşallah gümrük girişinde çiçeklerle, güllerle yine belediyemizin önünde bir program yaparak onları davul zurnayla inşallah karşılıyor. Bir takım insanlarımız hala bu işin başarıya ulaşacağına inanmıyorlar. Arkadaşlarım, biz bu işe inşallah başaracağız. Çünkü başarmanın yolu inanmaktan geçiyor. Biz esnaflarımızın, insanlarımızdan her biriyle inşallah bu işi başaracağız. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olasınlar. Vedat Başkanımın dediği gibi biz Yüksek Ova'daki STK'lar ve esnaf ve tacirimizin desteğiyle biz bu programı başlatmış olduk. Tabii hemen akabinde ülkemizde meydana gelen vahim olayda ciddi yaralar aldık. Biz de bu depremde hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralara şifalar diliyoruz. Hepimiz üzüntü içerisindeydik. Hepinizin desteğiyle ciddi bir dayanışma örneği sergiledik Yüksek Ova'da. Burada hepinizin katkısı vardı, hepinizin alın teri vardı. Ben bu konuda da esnafımıza ta köyünde tandırda ekmek pişirip bize gönderen annelerin ellerinden öpüyorum. Dediğimiz gibi yanı başımızda İran bizim için çok ciddi bir pazardır. Hemen yanı başımızda Batı Azerbaycan başkenti Urmiye yaklaşık 2 milyon nüfusu var. Hemen ilerisinde Doğu Azerbaycan var, başkenti Tebriz. Orada da çok ciddi bir potansiyel vardır. Ve bir takım olumsuzluklar yaşadık bu 2016 sürecinden önce. Bu olumsuzluklar nedir? Bazı toplumsal olaylarda biz maalesef orada hiçbirimizin içine sinmediği, hiçbirimizin tasvip etmediği bir takım olaylar ceyran etti. İşte hepimizin malumudur, camlar kırıldı, bilmem neler oldu. Tabii biz bu süreci atlattık. Önümüzde tertemiz bir sayfa vardır. Arkadaşımız lazım. Ne kadar misafirperver olduğumuzu, her ne kadar bazı olumsuzluklar yaşadık da inşallah bunu daha güzel günler bizi bekliyor. Bizim çok mükemmel bir coğrafyamız vardır. Yönetim Kurulu Başkanımız Seyfettin abimize ve ekibine, emeği burada geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu sadece Seyfettin Karay'ın değildir. Bu hepimizindir. Hepimizindir. Bizim bu tesise sahip çıkmamız lazım. Kendimizi iyi anlatmamız lazım. Bizde potansiyel var, bizde hoşgörü var, bizde misafirperverliğe eşlik ettiler, dahil oldular. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Orada ciddi çalışmalar oldu. Kayda değer çalışmalar oldu. Biz bu çalışmaları da çok önemli buluyoruz, çok değerli buluyoruz. Ben inanıyorum buradaki esnaf tacirimiz, tüccarımız da bu konuda dayanışma örneğini sergileyecektir. Elinden gelen gayreti ve katkıyı sunacaktır. Burada bir kolektif çalışmamız olacaktır. Benim de bundan hiçbir şüphem yoktur. Ben burada gelen arkadaşlara, misafirlere, birleşenlere, başkanıma, oda başkanlarıma ben hepsine teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize ticaret ve sanayi odası olarak üyelerimizle beraber üzerimize ne düşüyorsa memleketimiz için kalkınması için. Arz ettiğimiz gibi amaç bu. Bayramdan hemen sonra özellikle belediyenin içerisinde olduğu kaymakamlık ve valilik düzeyinde bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu arkadaşlar gelmeden önce onların katkıları, sunumlarını dinleyeceğiz. Çünkü onların da görev ve sorumlulukları var. Bu anlamda onlara da bir şeyler yüklemeye çalışacağız ki onların asli görevleri hatırlatma babında. Özellikle Yüksek Ova'nın hijyenliği ve yeşillendirme, peyzaj sorunları var biliyorsunuz. Özellikle şehrin vitrini olan Tarihi İpek Yolu'nun orta refüjü
maalesef karayollarının tekelinde olan bir bölge olduğu halde karayolları bu işi yapmıyor. Belediye yüklü, belediye de bir masrafı olacak diye önce çekindi, şimdi proje hazırlıyorlar, ihale edecekler. Bu arkadaşların gelmesine yetişmeyecek gibi görünüyor ama tabi bu zor. Beklentilerimizi anlatalım. Ya sizin aklınıza takılan bir şey varsa lütfen söyleyin. Eğer bir dezavantaj varsa bunu avantaja beraber dönüştürelim. Onun için ben sizlerden soru alayım. Hakkari'de yine konaklama programı nasıl olacak bu insanlar? Hakkari'de nerede kalacaklar? Teşekkür ediyorum. Tamamen tamamı yüksek vade olacak. Otellerimize pay edeceğiz bunları ki işletme sahiplerimiz de burada. Biz onu ayarlamışız. Şemdin'deki program şu şekil. Evet arkadaşlar, konaklama 3 gece olacak ve 3 gece tamamı yüksek oda olacak konaklama. Hilton Oteli başta olmak üzere diğer otellerimize de paylaşacağız. Şemdin'deki bütün masraflar Şemdin Belediye Başkanı tarafından karşılanacak. Hakkari'yi daha konuşmadık. İnşallah Hakkari'yi daha artık bir konuşacağız Vadi Bey ile artık. İnşallah bu konuyu hallederiz. Ama yüksek odaki bütün masraflar esnaflarımıza ait olacak. Esnaflar kendi aralarında ortaklaşa bir şekilde bu misafirlerimizin masraflarını karşılayacaklar. Yani biz Hilton Oteli'ne ve diğer otellere bunu bırakmayacağız. Tabii yüklemeyelim her şeyi. Evet. Her konuda ben hazırım. Siz zaten yapacağınızı yapmışsınız. Şeyde de ben hazırım. Konaklamada da. Teşekkür ederim. İsterseniz hepsini ben konuşurum. Siz de bir dese çıkarsanız amacınız seviniriz. Siz de sayarsanız tabii olmaz. Çıkmazsanız da ben hazırım. Üç gece. Olur da yani. Herkesin suçunu neden tutulursa daha iyi olur. Peki. Arkadaşlar, konaklama ya da bu tarz süreçle ilgili programlamayı biz yapmışız zaten. Zıtkar Başkanımız Vedat Bey ile görüştüler. Ondan sonra Ticaret Odası'na geldiler. Ticaret Odası'nda biz beraber bu projeyi nasıl yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, nasıl işin içinde çıkabiliriz? İlk başta biz bunu düşündük, görüştük. Ondan sonra hepimiz hep beraber gittik. Dırbaz Başkanı ziyaret ettik Esenler'de. O ne katkı sunabilir, ne kadar yardımcı olabilir? Yani bu proje bu şekil gelişti. Projede bayağı İran'a gittiğimizde Urmiye'de yani öyle bir ilgi oldu. İlk başta biz konsolosa gittik. Konsolos da 3 yıllık görevidir orada. Onu bize tarif ettiğine göre 3 yıldır ben buradayım. Böyle büyük bir heyet, karabalık bir heyet. İlk ben bize geldi, bizi ziyaret etti. Kendisi de çok memnun oldu. Yani biz orada da bizim Esenler'e kapısı ile ilgili sorunları dile getirdik. Kendisine söyledik. O da kendi muhataplarına iletsin. O kapıda büyük sorunlar var. Geliş gidişler için, asnaflarımız için, turistler için, günübirlik gelen gidenler için biz bu konuları dile getirdik. Burada ilk başta orada hal olması lazım. Yani gelen insan gelip de kapıda bir zorluklarla karşılaşırsa yani bir dahaki sefere adam gelmez. Yani ona biz kendisine söyledik. O da yardımcı oldu. Kendi meslektaşlarıyla iletecek. Onun akıbetinde biz Tebriz'e gittik. Tebriz'de de orada toplantı yaptık. Büyük bir toplantı yaptık orada da. Yani orada da amdanların söylediklerine göre tepkileri çok vardı Van'a karşı. İşte oradaki asnafın pahalılık, otellerin pahalılığı, yemeklerin pahalılığı. Yani onlar da tepkileri ondaydı. Bize önerdikleri siz de ilk başta bize ucuz şekilde bizi misafir ederken ikinci seferde büyük pahalılıklarla biz karşılaşırsak Van gibi olursunuz. Yani biz onu sizden ricamız raftaki fiyat, kasadaki fiyat bir olsun. Lokantacılarımız fiyatlarını ilk başta yani nihai bir şekilde aşağıya çektirsin. Onun dışında ricamız budur. Bu program da böyle gelişti. Yani bayağı da asnafımız, sokaktaki insanımız, köylümüz, Şemdinlik'teki tüccarlarımız hepsi bu programla alakalı çok istekli dirler.
Yani başkanımız da birçok konuyu da anlattı sizlere. Yeni davaltı UTE'de olmayacak. Bizim salonlarımız var. Bu 2-3 yer bir locaydı. Evet. 3 yeri biz belirlenmişiz. Orada yapılacak. Konaklama da UTE'de olacak. Lokantacılar da burada, Fikret Bey burada, o da herhalde görüşmüş, biz görüşmüş arkadaşlarla, lokantacılarla, Taner Bey ile görüşmüş, diğer arkadaşlarıyla görüşmüş. Burada bir belirleriz, Allah'ın izniyle bu proje büyür, hepimizde de bereket getirir, verim verir, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, haberdar olsun diye böyle bir toplantı yapıldı. Yani sadece esnaf sanatkarlar katılsın ya da gelsinler değil. Destek olacak, özellikle maddi anlamda destek sunacak, öneride bulunacak arkadaşların katılımını sağlamaya çalışmış. Aranmış yaklaşık 120 kişi, 110 kişi aranmış. Karşılama olsun buradaki, yani gelmedim ama izledim. Çok hoş karşılanmışlar, siz de çok güzel bir temsil etmişsiniz. O yüzden size teşekkür ediyoruz. Onun dışında biz zaten programımızın, yani misafirlerimizi nasıl ağırlayacağız konusunda daha önce bir toplantı yapmıştık. Sadece bizim orada bir, az önce abinin dediği gibi, yani İran turistlerinin dağda pek fazla rağbet gösterecek, dağ gezdi veya da herhangi bir şey, o kadar fazla... yok, talepleri olacağını düşünmüyorum. ama eğlence, yani ilk geldiklerinde biz bu eğlence kısmını aslında ihmal etmiştik. O aya yarım kalmıştınız. Bütün programın her taraf yani yemesini, otelini, konaklamasını ayarlamıştık da eğlence programı eksik kalmıştı. Yanılmıyorsam bugünkü toplantıda değişik simalar da, değişik etraflar da buraya gelmiş. O people's toplantıya gelmeyenler vardı. Onlar da bu konuda biraz destek verseler daha makbule geçer diye düşünüyorum. Değerli zaten mekanlarını hazırlayacaklar arkadaşlar geldiğinde. Bu gelen kafile bunları görüp gidip anlatacak. İşte bunlar var. Bu kadar avantaj ya da dezavantaj var. Turlar ve paketleri onlara göre hazırlayacaklar. Ama misafirler için eğlenceyi hani hazırladı. Bu sabah da görüşük biz o konuyu. Orada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bir takım eksiklikler olacaktır. Ve onları da gidermek için veyahut da minimize etmek için hepimiz de çalışacağız bu konuda. Fikret Bey de haklıdır. Doğrudur bunu. Biz STK'ların davet etmemiz gerekir bu arkadaşları. O da yani bir kusur değil, o ileride çözülür. Ben şu anda özellikle bu yiyecek içecek sektöründe iki arkadaşımız burada, Taner Bey ve Fikret Bey'le. Ben şöyle söyleyeyim, hepimizde gelmeyen arkadaşlarla samimiyetimiz ve hasbihalimiz vardır. Biz onların yerine de vekalet edebiliriz. Onlara da gerekli sorumluluğu yükletebiliriz. Herkes de burada tanıdıktır, birbirimizi kırmayacağımızın da farkındayım. İkinci bir husus, ben Naci Bey'in bu cazibe merkezi ile alakalı yatırımda ben birkaç bir şeyler sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi dışarıdan yatırımcı gelebilir ama bizim iş dinamiklerimiz sanıyorum bunun için gerekli varlıklarımız vardır. İnanıyorum yapacağımızdan da. Şöyle bir husus vardır. Biliyorsunuz küçük sanayi sitesinin yeri yaklaşık 60 dönümdür. 60 dönümdür. Bunda hemen Güçlü Köyü kırsalında, yani merasında devletin 270 bin metrekare bir hazine arası vardır. Bununla alakalı küçük sanayi sitesi kooperatifi bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Burada Vedat Başkanımızın da bilgisi var. Biz de olaya müdahil olduk. Gerek köy sakinleriyle bu konuda görüşmelerimiz oldu. Sağ olsun olumlu sonuçlar aldık. Ben inanıyorum yakın bir zamanda da o arazi tahsisi yapılacaktır küçük sanayi sitesi için. İrade yapmayı planlıyoruz. Ama biliyorsunuz yani biz esnafımız, sanatkarımız da bunu tartışırken Urmiye potansiyeli daha bir canlı. Oradan yararlanmak istiyoruz. Elbette ki oraya da gideceğiz. Daha önce de bir programımız vardı. Ne olduysa artık sekteye uğradı, gidemedik. İyi ki de gidememişiz. Bunun ayağı, zaten ikinci ayağı Irak ayağı olacak. En önemli konu dediğimiz gibi siyasetçilerimizin üzerine düşüyor. Dırbaz başkanımız da işte belediye başkanımız aynı zamanda iktidar partinin belediye başkanıdır. Biliyorsun 1434 sayılı bakanlar kurulu kararnamesi
2011 yılının Nisan ayından beri Derecik Sınır Kapısı resmi gazetede yayınlanmış. Halen de bir açılmayla alakalı bir çalışmalar var ama bana göre cılız bir çalışmadır. Şimdi Üzümlü Sınır Kapısı'nın bize bir avantajı yoktur. Bunu hepiniz de bu konuda bilginiz vardır, malumunuzdur. Irak'tan gelen vatandaş, Iraklı vatandaş bizi bypass ediyor. Yani Hakkari'ye uğramıyor. Direkt Hakkari Deresi'nden Zaptan Van'a gidiyor. İşte öbür tarafta Habur'dan gelen Akdeniz'e gidiyor. Bizim bu koridoru, bu sınır kapısını açtırmamız lazım. Üzerinde durmamız lazım. Özellikle bu 30 günlük süreçte seçimden önce açtırmamız lazım. Yeter ki bir giriş çıkış olsun, akabinde gerisi gelir. Bu eğer bu Erbil, işte Diyana koridorunu buraya yönlendirirsek, en azından gelen 100 insandan 30'unu burada barındırırsak bizim için de avantajdır. Ama tabii daha elzem bir durum var. Yıllardır çözemediğimiz bir ALES cihazı problemi var. ILS cihazı, otomatik pilot indirme sistemi. Bunu da köyler arsayı dava ettiği için çözemedik. Maalesef 170 bin dönüm gibi bir araziye tekabül ediyor. Dün de görüştüm ben muhtarlarla. Özellikle Abdurrahim muhtar var, Bacirge muhtarımız. Tabii çok sıcak bakmıyorlar. Dava edildi. Ama şöyle bir gerçek. DHM'ye topu verilmiş bu. Ama bu insanları, bu köyleri ikna etmek lazım. Bireysel menfaatin toplumsal menfaate değişmemesi için. Bunu isterseniz aramızda özellikle bu konuyla alakalı bir komisyon kuralım, gidip köye gidelim, ziyarete gidelim, onları bir yere toplayalım, davet edelim, gidip rica edelim. Yani bu sorunun çözülmesi lazım. Geçen Vali Bey'le biz bir toplantı gerçekleştirdik, şöyle bir cümle kurduk. Biz Yüksekova'ya nasıl ve ne zaman bir hizmet getirirsek getirelim, vatandaş bunun karşısına geçip dava ediyor. Bu hizmeti engelliyor. Ben böyle bir memleket görmedim, böyle bir memleket düşmanı, vatandaş görmedim diyor. Biz hizmet getiriyoruz, buna izin vermiyoruz. Şimdi doğalgaz için, doğalgaz zaten başlı başına problem, girmek istemiyorum ama basınç istasyonu kurulacaktı. Bu arsayı da, çok özür dilerim, bunu Kürtçe söyleyeceğim ki hani biraz daha ne durumda olduğumuzu bilelim diye. Ben dedim ki arkadaş, abim sen bu çınırıyla ve istasyonu yaparken Kutu Bakbaran'ın başkanlığı koronamedide girdi. Yani kahrolayım, ağlayayım, güleyim bilemedim yani. Ya hayvan sürüsünün yolu kapanacak diye sen memleketi doğalgazsız bırakacaksın. Nedir sürünün yolu kapanacak? Bizim grubu olarak bizim İran'a yaptığımız seyahatin amacını yerele inip esnafa, sanatkara anlatmak. Bunun için biz bir çalışma yapıyoruz sizinle beraber. Siz de takip ediyorsunuz. Buradaki edindiğimiz izlenimleri esnafımıza yansıtıyoruz. Biliyorsunuz amacımız İranlı turistleri Yüksekova'ya ve Hakkari bölgesine çekmek. Bu anlamda esnaflarımıza, sanatkarımıza düşen görev ve sorumluluklar var. Biz bunları dinlendirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. Ayın 27'si, 28'i, 29'unda İran Acenta turizm sahiplerini, biz onlara 3 günlük bir ağırlama yapacağız. Onları Yüksekova'da ağırlayacağız. Yüksekova Köyü dolayısıyla Şenbin'i Çukurca Dereci'yi tanıtacak. Ondan sonra da ilimize, ilçemize paket ve tur yapmalarını isteyeceğiz. Bu anlamda esnafla, sanatkara, vatandaşlarımıza, belediyemize, kişi ya da kurumlara düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi anlamında çalışmalar yapacağız. Kendilerini bu işin muhatabı olarak gören tarafla ekip var. Onlarla görüşeceğiz. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak 2016 sürecinin öncesine asla girmeyeceğiz. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Çok özür dileyerek söylüyorum. Yani esnaf ve sanatkara zarar gelecek noktasında karşılarında tüm STK'lar, özellikle esnaf sanatkar odası olacak. Bunu herkes iyi bilsin. Biz eski günlerden arındırılmış ve ki bu programda İran'a gidip onlara söz verdik. Siz eskiyi, o kötü günleri yaşamayacaksınız, o araç taşlamaları yaşamayacaksınız. Biz onları unuttuk, siz unutmadınız mı daha dedik. Yüksekova'lı vatandaş, esnafı, sanatkarı böyle günlere girmek istemiyor. Esnaf kepenk kapatmak istemiyor ve biz de buna izin vermeyeceğiz. Yani sonuçları ne olursa olsun biz izin vermeyeceğiz. Esnaf artık kepenk kapatmayacak.
karşısında dimdik duracağız. Herkes bunu çok iyi bilir. Organize sanayi bölgesi şu anda, ya son benim dönemden beri Sayın Valimizle bir toplantı yapmadık. Toplantıyı bekliyoruz. Geçen günde bir randevu talebimiz oldu. Daha dönüş sağlanmadı bana. Benim bildiğim en son toplantıda proje aşamasındaydı. Kredi kullanılacak ve bu sene de sanırım bir temel atma söz konusudur. Ama dediğim gibi daha ben bu konuyla Vali Bey'le daha görüşmedik. İle ilgilenen arkadaşlara biz ziyaret gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz yani Ramazan ayında olduğumuz için oralar kapalı. Biz onlara bu eğlence kısmıyla alakalı ziyarette bulunacağız. Diğer arkadaşlar bayramdan sonra. Önce şehrin vitrinini düzeltsin. Ben yapmıyorum diyorsa bile biz esnaf olarak en azından Onay Petrol'ün Onay Petrol'den başlayıp Hilton'a kadar, hastane kavşağına kadar ki olan kısmını esnaf olarak kendimiz çiçeklendirelim, yeşillendirelim. Çünkü şehrimizin vitrini çok kötü. Bununla ilgili olarak acil bir çalışma yapmamız lazım. Özellikle STK'ların belediye başkanıyla görüşmesi lazım. Zor değil başkanım, niye zor olsun? Oğlum orada daha tek yönlü, daha tek yönlü. Ne düzeltiyorsun? Adamı daha tek yönlü. Ya olsun, sonuç böyle bir vitrinimiz olsun. Yani her şeyi zorlaştırmayalım lütfen. Yani zor bir olay değil, oraya biçim atmak zor değil. Peyzajı düzeltmeye yetiştirir miyiz? Yani babamızla bir kamuoyu oluşturalım, bunları yaptırmaya zorlayalım. Ben onu istiyorum. Düzeltsen dahi hani düzeltme bile iş görür arkadaşlar. Çünkü sezonun başındayız. Evveldeki şu anda yeşillik bekleyemeyiz. Ama düzeltilebilir. İçinde bir sürü moloz var. Bunu dinlendireceğiz. Belediyenin yapması gerekenlerle alakalı işlem ve işleyişleri kendilerine söyleyeceğiz. Dinleyeceğiz. Biz onlara gideceğiz. Tamam, bu belediye ayağını toplantıya çevireceğiz. Yüksek ön bir rüzgar esiyor. Toz zaman içinde kalıyoruz. Çalışma merkezine bir tane asla. Başkanım, ben Dönbaz Bey'e bir sorum olacak. İleriki zamanda. Tabii şimdi giriş kapısında bir çalışmanız var mı? Yani gerçekten bu büyük bir önem arz ediyor. Yani bir tane sandalye dahi yok, orada oturulacak. Yani bu çok önemli bir konu. Esenler'e belediye başkanı olarak bu size düşüyor. Geçen yıla nazaran doluluk oranları %65. En iyi otel, en lüks otel %65'lerde. Onun için zaten onlar bir Erzurum, Trabzon piyasasına yöneliyorlar. Türkiye'de İranların 3. bölge olarak gördükleri Van. Bir Antalya, bir İstanbul, 2 Antalya, 3 Van'dı. Şimdi %65'lerde %40'lara iniyor. Cevdet Bey'le de görüştük. Ya iniyor. İniyor zaten, bitiyor. Biz bunu da bu dezavantajı avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Özellikle minibüslerin problemleri var. Biz daha önce de sizinle görüştük bu konuları. Anket yapmıştık. En büyük sorun taşıma sorunu. Bu kapı operatiflerle bir araya gelmemiz lazım. Gerekli bilgileri aktarmamız lazım. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? İkincisi başkanım, aslında AVM vesaire, tabii ki bunlar gerekli, yüksek olduğu açık AVM, ama bu AVM'ler şart. Bunlar nasıl gerçekleşecek? Bu insanların buraya baktığı zaman, iş insanlarının bu ışığı gördüğü zaman, inanın ertesi günü bulmaz. Ben bunu size söyleyeyim. Bu işe atılan insanlar olacak. Yeter ki bu ışığı, bu insanları, bu kalabalığı, bu kazancı görsünler. Bakın, sıkıntılar var. İnşallah bunu turizm ajantalarıyla birlikte, kooperatif sahipleriyle birlikte en kısa sürede bir toplantı yap, onları gidereceğiz. Yolcu alım konusunda kim yolcu olabilir, nasıl bir yol belirleyebiliriz? Onu inşallah genel turizm yetkili, işte Besman Tur, Van Gölü Turizm ve 23 Nolu Kooperatif Başkanımızla beraber bu konuyu inşallah ya Esenler'de ya da burada bir toplantı halinde düzenleyip sorunu gidereceğiz. Bu zamanda İranlılar gelecek, herkes bir heyecan içerisinde. Yani biz inandık kendimize. Ve gerçekten de şu anda yani bunu başarıyoruz, başaracağız da bizim ricamız şudur. Diğer arkadaşların da, esnaf arkadaşların da bu konuda yani kendilerine inanmaları, bize inanmaları, ellerinden geleni yapmaları. Yani 2 ay önce bu toplantıyı yapamazdık. Niye? Çünkü böyle bir girişimimiz yoktu. Şimdi bakıyoruz mesela, çarşıya gidiyoruz, çoğu insanlar bizden bir şey bekliyor. İşte siz gittiniz, neler var, neler yapacaksınız, ne zaman gelecekler?
Mağazamızda, marketlerimizde 199 lira. Kullandığım şampuan 46 lira, burada Van'da 54 lira. Yani içtiğim mecvani erzantıra giyimde de öyleyse. İnşallah da böyle gidecek. Devam edelim. Yani. Vicete jivap ki kuyla ne veya ağa 1000 lira ve 100 lira. Baş inşallah. Başkanı Astafulu Kerem ki. Başkanı mı Kerem ki? Tanışmıştın mı başkanım? Bəli, tanem Atay, Qısmamet aya, tanem Ataş, meşhur Doğu Dönə. Doğu Dönə, Zahir. Demur başkanı kim, Məliz başkanı mə? Demur Sevin, Dırbaz başkanı Atay, Ersana başkanı, Həsən Lərədən. Bəli, Hilton'un sahibi, müdürü, Mədi bəy. Eski komşuyuz, hep kardeşim. Bəli, gələcəyə. Mədi bəy. Menniyyətlə milleti İran'ı hama sermara dərbaz büste uvanı keyfu seyranı xav o alışveriş hareketi teyirəm məqam. Biz başkanı Məhv Fədat başkanı Taner Bey, Mehdi Bey, həmi çönə İran'ı düzgar çoğun. Mən takip kesin. Həm abilerin durumlarında gördüm, həm sosyal medyada. Həm də civinin hakin hana və həmiş həsken əv camirib İran'ı binələrə həbəkə sereşan edib bir kərin gələk qədri o abəgə. Çay bu pazın, avı bu pazın. Bəki bizim dünyada çox haşa azman, çox nə haşa azman. Azmanı, loğatı ki, əmmilətdə ki, misafirpərvərin. Çünki məhbəyiz də imajə ki, xarab eylə. Qaməcə, Amaç İran'daki vatandaşlarımızın turizm ajan tedavini oraya çekip yüksek oranda ekonomik kısmına katı sunmak. Siz esnaflardan da bu anlamda katkı bekliyoruz, destek bekliyoruz, onlara hoşgörü bekliyoruz, misafirperverliğimizi onlara her şekilde göstermenizi bekliyoruz. İyi bir şey. İnşallah. Yani bu indirim etken Kadri abi gelen, Serhat abi gelen. Biz bunu sizler için yapıyoruz, yüksek oran için yapıyoruz. Artık bundan sonra top sizde. İranlı turizm ajantelerini biz yüksek oyda verdik. Evet, bilgiler yüksek var. Yüksek onlar olarak biz onlara her sahipliği yapacağız. Yüksek oy tanıtacağız. Hakkari, İşaret, İtalya, Özel'de yüksek oy. Evet. Bu konuda tabii ki destekleriniz bizim için çok çok önemlidir. Özellikle Loja gibi kurumsal şeyler İranlıların tercih ettiği yerler olacak. Yıllara yemek veriyoruz, geliyorlar. Sadece yani bu konuda onlara karşı hoşgörü, misafirperverliğimizi göstermeliyiz. Biraz daha yüksek oy vatandaşlara göre onlara biraz daha indirim yapmalıyız ki İranlı turistleri buraya çekelim. Yani ilk izlerim çok önemli. Evet. Çok
şanım. Baş çıkmıyorsunuz. Yok, yok. Biz öktek sizin ziyaretinize geldik. Hoş geldiniz. Siz bir kere geliyoruz, siz hoş geldiniz. Allah'a. مگوام پیوال لنجیت وال وانه ببرن. ادی بتن ایره. و جا هون من املت که مصرف پرورن هکی هن نیت دکانات تشکیش که گله قدری و بگه چای با خوازه آب با خوازه شربت هنگی وینه بدیدا. من گله قدری و بگه گانه. باشه. ادی بتن علیا پیدا نگم. یعنی هنر بیته افسر روزیت امون دعوت کنه دیگه دویوی زی دوموی زی ده بیته او تورید خوبی کنه دیگه تورید اون وقتی هات ندیده دوسر روز جمع خوبی که اصنافی ما دی مفیعت که دی ببینیم دفن تیا جلو برگا و زیرینگیر و ترسی جیا و حتی کسا که اوی چورشی فروشی دی مفیعت که جدا ببینیم خبی بو چابامز sadece bizimle olmuyor. Esnafın bu anlamda bize destek vermesi lazım. Her anlamda hoşgörüsüyle, fiyatların indirimiyle, ondan sonra onları burada ağırlamaktaki destekleriyle bize bu konuda desteğiniz çok çok önemlidir. Özellikle buraya geldikleri zaman hoşgörülü bir şekilde davranmanızı, ki zaten bu konuda hiçbir şüpheniz yok. Yüksekova halkı, özellikle Kürt halkı bu konuda zaten misafirperverdir. Bu misafirperverliğimizi en iyi şekilde İran halkına göstermemiz lazım ki çünkü ilk izlenim çok önemlidir. Bunlar ilk geldiklerinde bu iyi izlenim oluşturulursa bunun arkası da gelecek diye düşünüyoruz. Yani umarım hayırlı olur. İnşallah. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı der? Bize bir tavsiyeniz var mı der? Yani ne yapmamız gerekiyor? Yani şimdi şöyle İranlıların buraya gelmesinin daha çok bence yerelde halkın davranış kalıbına çok fazla etkisi olmaz. Zaten Yüksekova Başkanı da dediği gibi herkes iyidir. Çoğu da akraba kültürü vardır. İnsanlar da zaten esnafı da iyi davranmış yapar. Bence daha çok bürokratik engellerin olmaması gerekiyor. Mesela benim bildiğim kadarıyla bir İranlının buradan Yüksekova'nın kapısından geçmesi çok zor oluyor ÖZAP'takine göre. Bu tarz sıkıntılar insanların buraya geliş geçişini daha çok zorlaşıyor. Çünkü bizde var birkaç işte sürekli gelip bizden alışveriş yapan orada olmayan ilaçlar. Burada sen de evet. Ne gibi zorluklar karşılaşıyor? Sonuçta insanlar aynı şeyle karşılaşmıyor. Aynı bir şey yok. Yani mesela ÖZAP'taki sınır kapısındaki geçiş rahatlığı buradakiyle eşdeğer değil. Bu da insanların İran'daki vatandaşların buraya gelmesini zaten etkileyen bir şey. Yoksa daha az kısa mesafede olmasına rağmen orayı tercih etmeden i̇şte nedeni zorluklar karşılaşıyorsun. İşte onlar gelince onlara söylemek lazım. Evet. Mesela kapıdan geçerken aynı kolaylık sağlanmıyor. Bazen sıra yoğunluğu oluyor. Hani bu günü birlikte dediğimiz vatandaşlar evet. Var. Yaklaşık Yüksekova'da 1000-1500 insan gidip geliyor. Belki o ana denk gelmişler. Yoksa bence öyle değil. Bence İranlıların yani bir takım mesela bir şehre ticareti geliştirebilmeniz için sizin pozitif ayrımcılık tabii geliyor. Olarak belki tabii ki buradaki esnaflar da diğerlerden ki aşağı kalmalı. Biz de kampanyalar düzenleyebiliriz geldiklerimizden yani ayrı. Hepimiz yan yana gelebiliriz beraber işte bir takım şeyler indirim başlıyor. Ne bileyim onlar için. Sağ olsun teşekkürler. Canım. Bu gördüğün ekip turizm ekibi. Amaç İranlı turistleri, İranlı vatandaşları Yüksekova için. Çok teşekkür ederim Malatya. Ayın 27'si, 28'i ve 29'u. Evet. İranlı ajente sahiplerini Yüksekova'ya davet edeceğiz. Tamam. Bu arkadaşlar burayı görecekler, sonra İran'a dönüp buraya tur ve şeyler düzenleyecekler Yüksekova'ya. Tur ve paket hazırlayacaklar. Tamam.
Bu anlamda sizlerden destek istiyoruz. Bu arkadaşlar geldiğinde lütfen Van gibi yapmayalım. Derizde olalım, iyi karşılayalım, iyi ağırlayalım ve iyi uğurlayalım. Merhaba. Bunu sizden istiyoruz. Zaten bu çalışmanın amacı esnafa, sanatçılara bir katkı sunmak. Size gençti, bizim amacımız bu. Bu anlamda destek. Evet arkadaşlar, bu önümüzdeki hafta içerisinde ayın 27, 28, 29'u Urmiye ve Tebriz'den yaklaşık bir 100 tane ajanta firma burada misafir edeceğiz. İlçemizde, Şenli'de, dinimiz Hakkari'de misafir edeceğiz. Coğrafyamızı anlatacağız, kültürümüzü anlatacağız, hoşgörümüzü anlatacağız. Burada nasıl, burada da yaşamın olduğunu, alışveriş merkezlerimizin olduğu, mağazalarımızın olduğunu söyleyeceğiz. Yani biz buradaki potansiyelden buradan pay almaya çalışacağız. Ben inanıyorum Yüksekova'daki esnaf tüccarımız, mağaza sahiplerimiz de bu konuda özverilerini gösterecekler. Bu konuda gerek sivil toplum kuruluşlarımızla istişare içerisinde bu işi organize etmeye çalışıyoruz. Gerek belediye başkanlarımız, Esenler'e belediye başkanımız, kaymakamlığımız, valilik, Şemdinli Belediyesi. Bu konuda bir ortak çalışmamız vardır. İnşallah ben inanıyorum bunun neticesini alacağız. Yani Yüksekova'yı, Hakkari, Şemdinli bir cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Biz sana program proje almasın. Amaç işte İranları buraya getirme. Bunların eğlenebileceği mekanları hazırlama. O var olanlarla daha iyi bir hizmet. Biz sana geldik ya bu arkadaşlar önümüzdeki ay işte 27, 28, 29 Nisan'da bize misafir olarak gelecekler. Biz ağırlayacağız ve onların bir kısmını da tamam. Sayısı belli. Sana da getireceğiz. Bize yardımcı ol bu konuda. Yani bu arkadaşların eğlenebilmesi için iyi bir izlenim bırakmamız lazım. Onlar dönecekler. Grup ve paket hazırlayacaklar. Turistleri gönderecekler. Urban'daki potansiyeli çekeceğiz. Buradaki o kalabalığı biraz bu memlekete çekmek istiyoruz ve yardımcı olacaksın. Tamam hocam. Ayrıca yapacağız. Ayrıca bir gece hazırlayacağız onlara. Ama renkli bir gece. Anladın mı hepsini? Ben faydalı bir meclise bu tercih. Çok renkli olsun. Size anlatacağız. Ben en çok güvendiğimiz esnaf arkadaşlarımızdan. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. 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 مسافر و دعوتیان ایرانی دهین لیرا سه روز همه اون لیرا گیرین شهری ما حتی شمزین حتی جلمیرگی جمزید خوزن اصنافش بیا و یه گیمجی اوزندیک لیوانه فیاتی توانیت رافه و یه قاسه ایک دو بگیره یعنی زیده زیده تبکی آن سر هنده یا های اواجی هن هاری کار بن پیچه که جی فیاتا خو برجیر بکن یعنی کاری و هکر صد بید بینه شیستا هفته یا تشکیل هزی و نهاری کار یعنی حلاقه که باش خیرهاتنه که باش پیسوازیه که باش لبی کنم هیوت خوازه نم هاری کاری وزید خواهد سپاسید اتیکت ده دیکت ده هر ارونده اتیکت ده ایلچمزی تانتمک کلتورمزی تانتمک تابی گردیکلری زمان اونların edileceği sizlerim çok önemlidir. Bu anlamda sizleri en iyi şekilde onları ağırlamamız gerekiyor. Onlara hoşgörülü davranmamız lazım. Onlara misafirperverliğimizi en iyi şekilde göstermemiz lazım. Biz onu da desteklerimiz. Eyvallah. Demek ama Allah tabi var. Sen hayır bir şey. Hoş inşallah. دیروز مبارک بیسا خیلی Bu arkadaşlar geçen hafta İran'daydı. 4000 ziyaret gerçekleştirdik. İran'daki turizm ajanslarıyla biz İran'daki turizm ajanslarını buraya davet ettik. İnşallah 27, 28, 29 Nisan'da 100'e yakın turizm ajantesi Yüksekova'da misafir olarak gelecekler. Biz de Yüksekovalılar olarak, Yüksekova halkı olarak onları en iyi şekilde misafir etmek istiyoruz. Tabii ki bu konuda destekleriniz bizim için çok çok önemlidir. Yüksekova esnafının, Yüksekova halkının sizin iş yerinize geldiği zaman güler yüzünüzü, hoşgörünüzü onlara en iyi şekilde yansıtmamız gerekir. İlk izlenim onlar için çok önemlidir. Eğer ki onlar bu gelişlerinden memnun kalırlarsa zaten arkası kendiliğinden gelecektir. Yok memnun kalmasalar zaten gelmez. O anlamda sizleri
her anlamda destek sunmayı bekliyoruz. Özellikle indirimler konusunda bize 100 liraya satıyorsanız onlar için daha ucuz bir fiyata satmanızı bekliyoruz. Ama kar edin yani, emeğinizi kalktır mı? Ama onlar etikete... Bütün ürünlerinize etiket yapıştırın. Onlar ona çok dikkat ediyor. Özellikle bizler istiyoruz. Öyle olmaz. Etiketli olsun. Var başka. 27'sine kadar hazır olsun. Eğer etiketsiz sen hazır olsun. Yani fiyat alalım. Hepsi fiyatı. Yani eksik varsa onları tamamlayalım. Rahtaki fiyat, kasadaki fiyat. Onlar mutlaka indirim uygulayın. Bir başarılı. Fuat Bey. Merhaba. Şimdi bu durgunluğu bitirmek için buradayız. Daha iyi satış yapabilmeniz için buradayız. Niye buradayız? Biz İran'a gittik geçen hafta. Bu ekiple beraber daha kalabalık bir ekip gelmediler. Tebriz'de 60, Urmiye'de 40 ajan temizlik olmak üzere toplamda 100 ajan temizlik biz buraya gönderdik. İnşallah ayın 27-28-29 Nisan'da onlar bizim misafirimiz olacak. Yüksek olarak olarak, yüksek olarak milleti olarak onlara ev sahipliği yapacağız. Ve siz değerli esnaflarımızdan da destek istiyoruz. İnşallah. Bu destek ne olabilir? Bu destek şudur. En önemlisi hoşgörüdür. Doğrudur. Onları güzel bir şekilde, bize yaraşır bir şekilde, yüksek o halkına, Kürt halkına yaraşır bir şekilde onları biz buradan misafir edeceğiz. Onları dükkanımızdan misafir ettiğimiz zaman onlara kahve ısmarlayacağız, çay ısmarlayacağız. Özellikle fiyat konusunda onlara indirimli bir fiyat sunacağız. Öyle yapacağız ki ilk izlenimleri olumlu olsun ki bir daha gelebilsinler. Biz bu amaçla buradayız. Size hayırlı saatler diliyoruz. Başkan Ferhat Erbaş. Salih Başkan Erbaş. Başın inşallah. Başkan müşteriler var, çok kısa geçip. Bu da hakikaten beşamada, hafta peşmada, bistu hafta, bistu haşta, bistu ne heyveyim. Başkanım ve Briz, Dırbaz Başkan, Vedat Başkan, Seyhan Bey, Demir Başkan gel hayatı çubuğuna İran yerinde civin kirin. Ormiyel Tebriz'i. Ev civinci la Dırbaz bu muhabbeti. Ben niyete ama hacim milleti İran'ı haksa, sen bana Dırbaz işte İran'ı. Mecav Esanayid mehvan kire deyine eyle. Ve sen roja bine mehvan edme. همچه حسی کنه که افجام میرن هان نه ایرم اوجی نه این کی ملت ایرانه بیت ایرم حس کن اون حال کاری بین فیاتی هم اب ده پان قنطا بیتن بو حال کاری بکن ایندرم بکن ایندرم بکن لا بو بکن ام هورا بلی بلی ام تشفی کنم ام با انسانه هورا ایره کن یعنی بلا سامره دروازه هم بچنه ایره کن ده بچن اگر ممنون نیم بچن ده یازده این یازده بچن ده بیستین بیستین ده سین ام حس کن ام بیت او آگه کشه پیش باشتر فرد او گبره چطوش چنین یک گبره بری خرابی مرد کنن یا می آگه بش کنن یعنی ناوی من خلطی چوشم دو ناوی خواهد دوست کن از پس که مالی کنن که باش بود به باش هم اگر اشکر باش از پاسید که هم جلال یعنی کی ایرانی بیتن خردرو آگه نبگه به باش باش من آیز شمزی شمزی نه گوار جلال میگه وانا گیرینن دکانی توی جلال برگ و همه وانا پیدا نناسی با آلش میریش وقتی تین نلی را با هاری کار به یعنی فیاتی تو یه ترافی و یه قاسه ایک دو بگره ان یا باش یا انسان اکدی تیسکینگی میش بیتن اول اگر فیات و رافه و قاسه ایک بیتن یعنی مشتری گوی کیفا و چیتر به اسکونتو اگر جدا جو بو بکن یعنی بی گلر او دا بولسن یعنی وانا بو قدر ایرانی گیتمسن دیل می بونو چالشماس نه یاپیوز امروز اکی گونلرده دعوت ایدیجیز برایا بیلگینیز اولسون یوکسک بایی سیزلری تانتاجاز سرجان sonrasında gidip buraya turistleri gönderecekler. Bu turistler buraya geldiğinde çok güler yüz sabit değil. Yani etikete, işte ne bileyim, samimi, merhametli bir şekilde Van'dan koparmamız lazım. Amaç bu. Güzel olur. Çok şahane olur. Turisti yüksek koya kazandı. Bütün amaç bu. Her şey sizden destek bekliyoruz. Her şey elimizde. Evet. Biz yoksa kimseydim bu olacak. Dibaşı hanım. Dibaşı hanım. Dibaşı hanım. Dibaşı hanım. Dibaşı hanım. Dibaşı hanım. Ben toplantılara geliyorum. O otele gelmişti. Doğruluk oranını daha da fazlalaştırmak için buradayız. İran'ın turistleri buraya çekmek için. Bu konuda da en büyük görev size düşüyor.
siz esnaflara düşüyor. İşte indirimlerinizle, hoşgörünüzle, misafirperverliğinizle. Bunu yaptığımız zaman inanın bir anda bütün sevimler çekiyor. Onlara da çıkmayacağız. Baba çok selam söyle. Günlük söylüyorum. Bugün ilk günlük söylüyorum. Fazla vaktimiz yok. Fazla vaktimiz yok. Biz bu ekip geçen hafta İran'daydık. İranlı ajan tellerimizi yüksek oya davet ettik. İnşallah ayın 27-28-29'unda 100'e yakın ajantamız burada olacak. Onları yüksek oylular olarak en iyi şekilde ağırlamayı düşünüyoruz. Bu anlamda sizlerin desteği çok çok önemlidir. Esnaf olarak buraya geldikleri zaman güler yüzlü bir şekilde onları karşılayacağız. Onları misafir edeceğiz. Onlara çay ısmarlayacağız, kahve ısmarlayacağız. Özellikle etiket fiyatlarına çok dikkat edeceğiz. Bütün giyimlerimizde etiket olsun. Buradaki etiket fiyatıyla kasadaki etiket fiyatı birbirini tutsun. Ve onlara özel bir indirim yapmamız lazım ki bir daha onları çekebilelim. Malın yükünü hafifletelim ve bu ilçede herkese hayat var dedirtelim. Kolay gelsin. Fazla ismi zikreyim lan Marlon Koto. Lervi Koto'nun sahibi Kerem Bey. Onun için İlhan Marlon'a istemiyorum. Ay şey, şan da kapa da bas. Hem ona gelirsin. Vallahi. 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 Bilindiği üzere biz 8-11 Nisan tarihleri arasında İran, Urmiye, Mahabad ve Tebriz kentlerine 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyarette oda başkanlarımız, TÜRSA bölge başkanımız, esnaflarımız ve iş insanlarımız vardı. Burada İran'daki ajantelerle, turizm müdürleriyle, başkonsolosluklarımızla görüştük, olumlu sonuçlar aldık. Ve onları 27-28-29 Nisan tarihlerinde Yüksek Oya davet ettik. İnşallah Yüksek Oya'daki kültürümüzü onlara tanıtacağız. Yüksek Oya'daki yaşamımızı onlara tanıtacağız. Onlar geldiklerinde biz onları en iyi şekilde ağırlamanın heyecanını şu anda yaşıyoruz. Bugün bunlara esnaflarımızı gezerek, bütün esnaflarımızı, esnaflarımıza tek tek bunu anlattık. Onları inşallah gümrüğün girişinden itibaren çiçeklerle, davul zurnayla karşılayacağız. Kültürümüzü, yemeklerimizi her anlamda İranlara tanıtacağız. Amaç İran'daki turizm ajantelerini buraya çekmek, Yüksek Oya'nın ekonomisine bir anlamda da olsa katkı sunmak, Yüksek Oya'nın ekonomisini canlandırmak. Çalışmamız olacak arkadaşlar. 28 gün sonra ağırlayacağız, sonra yana gönder, bize turist gönderecekler. Bunlar geldiğinde iyi alabiliriz lazım. Yaptığımız çalışmaları bütünlüğünü bir rapora aslında sunacağız. Geldiriyor. Geldiğinde onlar yardımcı olacak. Başkanlar bu arkadaşlarınız zaten temsil ediyor. Evet. 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 Bizim hakkımızda önerecekleri izlerim çok çok önemlidir. Bu anlamda sizden
Vicdanımız onları çok güzel karşılayalım ki bir daha onları buraya çekebilirler. Bakın uzmanın mümkün de yüksek desteklerimizi de kazanırız. Desteklerimizi de bekliyoruz. Allah'a emanet olun.